Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 16.sı yapılacak olan Yatan Bıçakçılık Festivali ve Kefe Yaylası şenliklerine davet etmek amacıyla Yatan Belediye Başkanı Tuncer Tunçbilek Gazeteciler Cemiyeti'nde basın açıklaması gerçekleştirdi. Yatağının kelime anlamı olarak keskin kılıç, keskin bıçak olduğunu belirten Yatan Belediye Başkanı Tuncer Tunçbilek, yatağını, pala, bıçak, çakı, kılıç gibi eserlerini tüm Türkiye ve dünyaya tanıtmak için festivaller düzenlediklerini açıkladı. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan günümüze yatağın adlı bir sempozyum planladıklarını ve bu sempozyum için dünyadaki belli kılıç ustalarını, koleksiyoncuları ve yazarları davet ettiklerini fakat bu yıl sempozyumu yetiştiremediklerini ifade etti. Biliyorsunuz hep marka marka diyor bütün dünya, bütün Denizli. Denizli neredeyse 1 milyar dolara yakın ihracat yapıyor ama henüz markası yok. Ama bizim kesici aletlerde yatağımız var, marka. Bütün dünyaya Türkçeden geçtiği için yatağın keskin bıçak, keskin kılıç anlamına geliyor. Hatta Fransa'da, İspanya'da yatağın markalı bıçaklar üretiliyor. Yani biz böyle bir değerimizi niye kullanmayalım, niye tanıtmayalım, niye yatağın ya da Denizli olarak bu sanayiye girmeyelim diye tam 15 yıldan beri, bizden öncekiler de sağ olsunlar buna katkı sağlamışlar ama biz geldik, dedik ki arkadaş biz ne yapabiliriz, yatağında üretim nasıl artar, istihdam nasıl artar, ihracat nasıl artar, bütün bunlara tek tek kafa yorduk. Denizli'nin 1 milyon dolar ihracat yaptığını belirten Tunçbilek konuşmasına şöyle devam etti. Bu döneme yetiştiremedik. Önümüzdeki festivalde inşallah uluslararası boyuta taşımak istiyoruz bunu. Şöyle Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan günümüze yatağın diye bir sempozyum planladık. Buraya da dünyada belli kılıç ustalarını, koleksiyoncularını ve yazarlarını davet ettik. Önümüzdeki yıl olacak bu uluslararası boyut. Amacımız bütün dünyaya Türkiye'de bir yatağın olduğunu ve yatağın kılıçlarının yatağından dünyaya dağıldığını duyurarak hem bu kılıcımızı nostalji olarak tanıtmak hem de kesici aletleri mümkünse tek markada toplamak. İşte bunlardan birisi de bütün bu kalkınma planlarının başında da yatağın Bıçakçılık Festivali Kefe Yaylası şenlikleri geliyor. Bu yıl 31 Temmuz 2 Ağustos ayları arasında gerçekleştirilecek festivalde Mithat Körler ve Mustafa Yıldız Doğan gibi sanatçıların yanında halkın eğlenmesi ve hoş vakit geçirmesi için çeşitli oyunlar, eğlence alanları ve pazar yerleri oluşturulacak.